Abi bunlar ne? Bunlar guri diye bir bitki. Yeşillik, çiçek, meyve. Üçü yani bir arada. Üçü bir arada. 60 yıl geçmiş ama hala seni seviyorum yazısı böyle ne güzel savanların üstünde. Evet sevgili izleyenler, abime takıldık, bir seraya daha girdik. Bunlar ne diye sordum ben. Abi bunlar ne? Bunlar guri diye bir bitki. İngilizcesi wolfberry, Türkçe karşılığı kurt üzümü. Kurt üzümü. Evet. Türkiye'de kurt üzümü olarak söylenirse daha rahat öğrenebileceğiz bunu. Tabii ki biz bunu 2010 yılına kadar araştırdık. Tatbikatını yapmak üzere bölgemizde 2010 yılında uygulamaya geçtik. Şu ana kadar tabii ki çiftlerimiz öğrenebildiği kadar birkaç yere bahçesini kurduk. Alanya cezaevine bile kurduk. Bir resmen Cumhuriyet Savcımız da bir fil ekime katıldı. Cezaevi müdürümüz de katıldı sağ olsunlar. Kaymakam Bey ve İlçe Tarım Müdürlüğü de tabii destek oluyorlar ama halk şu anda bu konuda bilinçli olmadığı için nerede satacağız diye bir sıkıntı yapıyorlar. Tabii biz bu nerede satacağızı biz de merak ediyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu bitkideki yüksek enerji yaşamak isteyen her insanın ihtiyacı. Bir, her insan sağlıklı ve güçlü yaşamak ister. Her insan uzun ömürlü yaşamak ister. Her insan paralı yaşamak ister. Evet. Sonuçta bu bitkide bu üç terkibi biz bulduk. Ve insanlarımıza öğretiyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunu sağlık amaçlı da kullandılar. Mesela alerjisi olanlar bunun çayını içtikleri zaman da geçtiğini gördü. Şimdi abi hemen bir de seni tanıyalım abi ya. Ben direkt burası bunlar ne dedim ama bir sizi tanıştıralım önce. Ben Yusuf Şahiner'im, Alanyalıyım. Demirtaşlıyım aslen ama 30 yıldır Alanya'da ikamet ediyorum. Araştırmacı bir çiftçiyim. Araştırmacı bir çiftçisiniz, ne güzel. Abi peki şimdi bunu yeşil mi olarak mı tüketeceğiz, kurutacağız mı? Bunlar şimdi işlenir, buradan alınır bu yaprakları. Çok güzel yıkanır, çok hassasiyetle yıkanır. Daha sonra gölgede kurutulur. Nem oranı sıfırlanıncaya kadar kuruma beklenir. Daha sonra orijinal paketlerde isteyenlere dağıtımı yapılır. Ayrıca bu meyvedir. Bu meyvenin dünyada birinci meyvedir. Bundan daha iyi bir meyve yoktur dünyada. Bu sözümüz bizim Amerikalıların yaptığı araştırmalardan aldığımız bilgiler sonucudur. Çünkü antioksidan değeri bitkinin arı poleninden bile 6 kat fazla. Yani 100 gramında 30 bin miligram var. Bizde 250 gram paketlerin karşılaştırma tablolarında 25 kilo muza tekabül ettiğini gördük. Evet. Peki çayını nasıl yapıyoruz? Normal ada çayı gibi mi, normal çay gibi mi? Ada çayı gibi. Ada çayı gibi. Kaynamış suyun içine koyuyoruz. 15 dakika bekletiyoruz. Çay gibi içiyoruz. Şeker de kullanmaya gerek yoktur. Peki ne gibi hastalıklara ön geliyor? Tabii ki biz hastalıklara şuna iyi gelir, buna iyi gelir demek bizim yetkimizin dışında. Hani duyulmuşlardan bahsediyorum ben. Uygulamalarda gördüklerimiz... hastalığın ismi bizden sağlığın kirlenmesidir. Biz öyle algılıyoruz. Evet. Bizim ilaç kültürümüzde şu ilaç şu hastalığa iyi geldi, bu hastalığa iyi geldi falan, ilaç şuna iyi geldi gibi söylesek de biz onu bilmeyiz. Biz çiftçiyiz. Ancak nasıl giysilerimiz kirlendiği zaman yıkıyorsak, temizleniyorsa, bu bitkiyle beslendiğimiz zaman aklımızın alamadığı sağlık sorunlarımız. Vücutu yıkamış gibi oluyorsunuz. Evet. Yani. Abla kolay gelsin. Bak bakalım bu tarafa, bir de seninle konuşalım, bir de seni tanıyalım. Sen ne yapıyorsun? Abi yıkama dediğiniz olay bu mu? Hayır. Dur dur abla dur. Bu sulama oluyor. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bir seni tanıyalım mı abla? Tanımasanız daha iyi olur beni. Yok bir isim versen bana öyle. Fatma Öner. Fatma abla ne yapıyorsun sen şimdi? Ben şu an sulama yapıyorum. Duş mu aldırıyorsun sen bunlara? Yok üşürler, şimdi duş mu alınır? Sadece şimdi... suluyoruz. Şimdi duş mu alınır, hava buz gibi. Evet. Sulama yapıyoruz. Sulamayı genelde hangi saatlerde yaparız? Ya sabah üstü yapsak iyi olur ama şimdi don olayı var, soğuk. Abla su soğuk mu sıcak mı? Soğuk. Soğuk akıyor değil mi? Evet. Evet. Ne kadar sürüyor senin bunları sulaman? 1 saat 40 dakika. 1 saat 40 dakika ablam durmuyor ha. Bu arada hortumu da çekiştiriyor. Tabii o gidiyor, ben gidiyorum. Su boşuna gitmesin diyoruz. Nerede oturuyorsun abla? Payalılar merkez. Payalılarda mı doğdun? Hayır, Gündoğmuş Eskibağ. Gündoğmuş Eskibağ'dan bir ablam ama aynı zamanda da beni de sürüklüyor hortumla beraber. Evlendiğinde mi buraya geldin? Evet. Evlendin geldin, çocuk var. 2 tane, ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Peki çocuklar büyüdü, okuyor. Evet, 7-8 okuyorlar. Abla senin evinde de çiçek var mı? Bunun kuruları var.
Bunun kuruları var. Kaynatıp içiyor musun sen de? Evet. Ne güzel, vücudunu temiz tutan bir ablam. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Aldı başını gidiyor. Çok teşekkür ederim Fatma abla, kolay gelsin. Biz bunu sanayileştirebilirsek bu bitkinin Avrupa marketlerinde sallama çay dediğimiz çay türünü yapmışlar. Hı hı. 40 gram geliyor. 19 dolardan satıyorlar. Evet. Çok kıymetli bitki olduğunu Avrupalılar biliyorlar. Asyalılar biliyorlar. Amerikalılar en çok biliyorlar. En az Türkiye olarak biz biliyoruz. Övünmek gibi olmasın maalesef. Ama bitki çok kıymetli olduğunu kullanan arkadaşlar bize söylüyorlar. Hı hı. Şimdi bu bitkinin bir iklim nerede yetişir? Bu bitki nerede yetişir? Nerede yetişir abi? Bu bitki Türkiye'nin her bölgesinde yetişir. Çünkü eksi 20 dereceye kadar dayanıklıdır. Bu eksi 27 bir anda olduğunda değil. Gün ortalaması 27'ye tekabül ederse. Bir anda 35 olsa bile ölmez. Bir sıcaklık olarak 40 derece. Biz bunu Demirtaş bölgesinde 50-55 derece saray içerisinde 3 ay susuz bıraktık bitkiyi. 500 ağacı susuz bıraktık denemek için. Ama bitki yaşamını sürdürdü ve üstelik meyve verdi. Bir de zaman olarak mesela biz Mart'ın 15'inde dikim yaptık. Haziran'dan meyve toplamaya başladık. 3 ayda. Evet, 3 ayda. Bu bitki çok hızlı meyve verir. Bir de bitki meyveye döndüğü zaman siz her hafta bunu hasat etmek zorundasınız. Her hafta topluyorsunuz. Bu Aralık ayına kadar bölgemizde meyve toplanabilir. Zor değil. Sonra bu bitkinin bir dönümünden verim olarak alabileceğimiz kuru ürün söylüyorum. Bir ton civarındadır. Ortalama en ucuz Türkiye'de şu anda 30 lira toplanan fiyatları var. 30 bin lira civarında para yapar. Biz çiftçilerimize 30 bin demiyoruz. 15-20 bin lira kazanabilirsiniz diyoruz. Çünkü çok şüpheci bakıyoruz her şeye. İhtiyatlı adım atıyoruz. İhtiyatlı söylüyoruz ne varsa. Ayrıca biz bunun Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz bahçe kurmak isterlerse biz onlara 3 yıl boyunca hem eğitimini veriyoruz hem öğretiyoruz, satışını buluyoruz, pazarını ayarlıyoruz, üretimini, bakımını her alanda yardımcı oluyoruz. Çünkü istiyoruz ki bizim bölgemizin 100 milyon ağacı varsa 500 milyon da bundan istiyoruz. Bitki çünkü dünyada mesela Fransa'nın güneyinde 150 euro kilosu. Evet. Avrupa'da 80 euro. Avrupa ülkelerinde. Abi Türkiye'de ne kadar? Türkiye'ye gelen mallar üzerinde sıkıntılıyız. Biz tabii ki her şeyi söyleyemeyiz burada. Ortalama perakende satış fiyatları 50 liradan 80 lira 100 lira aralığında satılıyor. Dökme mal dediğimiz yani sıradan mallar 50-60 aralığında. Normal sanayiden geçmiş, hijyenik olarak hazırlanmış meyvelerimiz 70-80 lira aralığında. Kilo olarak kilo mı? Kilo olarak satılıyor. Bunu oturup da bir oturduğumuz zaman 100 gram 150 gram yemek gibi bir şeyimiz yok. 10 gramını yediğimiz zaman bir günlük bir insanın ihtiyacı olan antioksidan 3500 gücü insana yükler. Bitkinin kökünde Gogia'dan gelen goji güçlü yaşam anlamındadır. Hatta bununla hep yiyeceklerini bundan yapan bir insanın 256 sene yaşadığını bile biz gördük. Times'ta yayınlandı. Abi 256 yıl yaşamayalım ya. Siz ne kadar isterseniz o kadar yaşayın. 256 yıl. Hayır, normal içim temiz yaşayacağım da yani kırışıklıkları ne yapacağım? Onun da ilgili bu bitkide özellikler var. Kırışıklar. O zaman ben hiçbir şey yemeyeyim. Bu bitkiyi alayım, yiyeyim, içim, yatayım abi. Evet, deneyin isterseniz. Çok zor bir şey değil. Size biraz yaprak vereyim. 3 ay sonra pörsümüş bir şekilde çıkıyorsam. Yok. Biz bunu Tamam, Elif Hanım da deneyelim. Ben deniyorum sevgili izleyenler. Bundan biraz alacağım, kaynatacağım, içeceğim. Evet. Tamam mı abi? Bakalım benim ömrümü ne kadar uzatacak. Öyle olmuyor bu işte. Olmuyor mu? Öyle olmuyor. Çünkü bu ilaç değildir. Bu normalde Allah nasıl yarattıysa biz insanlara. Yok abi, ben şimdi işin hani biraz da şakasındayım. Tamam. Gerçekten verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım yararlı, umarım faydalı oluruz. Sevgili izleyenler, biz şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Payalar'da çok güzel bir çiçek bahçesindeyiz diyoruz. Abi merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Biz Karadumanlar Çiçekçilik Ünvarı ile Ali Karaduman ismimiz. Bir aile işletmesi ve biraz daha kurumsal yapıyoruz. Bir 50-60 dönüm üzerinde sera, açık alan ve çeşit yapıyoruz. İç mekan, dış mekan yapıyoruz. Çeşit iç dekorasyon, peyzaj, uygulama, proje ve teferruatıyla yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
Abi buradaki çiçekleri bir anlatabilir miyiz? Şimdi şöyle, tabii değişik yerde üretimlerimiz var. Bu gördüğümüz Begonvil'in yeni çıkan varyetesinden Diborkil diye bir cins. Öbür Begonvil'lerimiz Sarkaç ve ilkbahar sonbahar daha güzel olur. Fakat bu çeşitlerimiz yazın sıcakta da çok boy vermeyen ve forum yapan ve değişik çeşit renklerimiz de var. Bu Diborkil diye bir çeşidimiz. Yine bu acem borusunun yazlı kışlı rezidans gibi, yani kışında oturan insanlar için olabilecek türden yaprak dökmeyen çiçekli çeşidimiz. Öbür tarafında yazın olabilecek oteller için yazın açık olacak çeşitlerimiz var. O şekilde gidiyor. Yine yani bu, çiçeklerde yazlık kışlık diye ayrım oluyor mu? Uygulamada dahi. Mesela bu çeşidi yazlık kışlı oturan insanlar için, siteler için. Öbürkünü mesela sadece yazlık açık olan oteller için gibi uygulamada dahi o incelikleri şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Yine burada İtalyan yaseminimiz var yan tarafta. Orada yine öbür çeşitlerimizi görüyoruz. Mine'nin yayvanı var, düzü var. Roella'mız var. Yine bir sarkacımız var. Yaz kış yaprağı dökmeyen, böyle oporlör gibi çiçeğe veren. Yine buraya alırsak Ficus Aliye'den, acem borusundan, Sıkas'tan. Aliye'nin en iyi yapraklısı ve piyasada çok yaygın olmayan, hem iç mekan lobilerde kullanabileceğimiz, hem dışarıda bu iklimde peyzajda çok güzel olan bir çeşidimiz. Yine marka Karpa diye. Gerek çitte en güzel olan bir mamülümüz çit için. Ayrıca yani müstakil öbeklerde ağacı olarak Nikita gibi de kullanılabiliyor. Özellikle çit için çok güzel. İç mekan lobide dahi kullanabiliyoruz. İşte örgü Benjamin'imiz, akşam sefamız. Örgü Benjamin dediğin abi bu... Bunlar şekil veriyor. Birkaç tane bir araya dikerek. Bu şekli siz mi veriyorsunuz ona? Şekli veriyoruz tabii. Şekli evet. Veriyoruz. Normalde bu çiçek böyle değil ama değil mi? Değil değil. Birkaç tane bir araya dikip kalıba alıp ve zaman isteyen, emek isteyen şeydir. Bir akşam safası dediğimiz çeşidimiz. Bu görüntüden ziyade binaların kuzey tarafına dikip, akşam o taraftan esinti olduğu için binaların kuzey tarafına koyup o taraftan akşam meltem estiği zaman kokusu alınabilecek türden. Evet. Yine Arakoria çam. Bu çok yaygın değil ya bizim kadar üretimi. Biz bunu 10 bin üzerinde üretimimiz var. İrili ufaklı. Her sene kademesini yaparız. Büyüğümüz olur, ufağımız olur. Genelde nerede kullanılıyor bunlar? Bu bahçede. Hem iç mekan. Yani hem iç mekan. Özellikle iç bölgelerde iç mekan olarak. Buralarda hem bahçede hem iç mekanda. Lobilerde kullanıyoruz. Evet. Normal buranın sediri bu. Toros sediri var ya yaylada. Evet. O belirli rakamdan sonra doğada oluyor. Bu karın olduğu yerde olmaz. Bu da bizim sedirimiz bu. Evet. Özellikle bu burada olmazsa olmazlardan. Bu olması gereken bir şey. Yine poligala dediğimiz bir çeşit. Onika hem çiçeği var hem yeşil. Yani aradığımızın ikisi bir arada. Çiçek ve yeşil. Onika yeşil ve çiçeği olan bir çeşidimiz poligala diye. Bir full sarmaşık. Full yasemin diye. Fullümüzün hem boduru olur. Yani Alanya'ya has denebilir full de. Full deyince Alanyak'la gelebilir. Yani nasıl ki önce muz deyince Alanya'ydı. Full deyince Alanyak'la gelebilir. Bu da fullün sarkacı. Hem bodurumuz vardır. Yani kokusuyla. Bu hem sarkaç hem kokusu. İkisi bir arada, bunu da fullün. Sarkacı bu. Şimdi sevgili izleyenler, Ali abi anlatıyor ama burada o kadar çok çiçek var, o kadar çok ağaç türü var ki ben şimdi Mustafa Bey gene görüntü alacak ama ben şimdi hepinizin merak ettiği bir soruyu soracağım. Ali abi bu mesleğin içerisinde uzun yıllardan beri bayağı bir zaman. Evet, bayağı bir zaman geçti. 20 yılı aşmış. Bizim çocukların annesi yoktu biz başladığımız zaman. Çocukları everdik. Öyle mi? Yani. Ne güzel. Peki Ali abi şimdi biliyorsun evde, bahçesinde, saksısında çiçek yetiştirmek isteyen çok insanlar var. Şu dönemde ne eksinler? Şimdi bayağı bir çeşidimiz var. Özellikle seralarımıza, dükkanlarımıza uğranırsa o kadar çok alternatif sunarız ki. Deriz ki şu daha iyi olur. Evet. Fakat kışlık olabilecek bayağı bir çeşit. Kışlık mahsullerimiz var. Hem mevsimlik tarzı var, hem çok yıllık olabilecek çeşitlerimiz var. Bizim 4 tane dükkanımız var. Parakente dükkanımız var. Organizasyon firmamız var. Hem üretimlerimiz var. Yani çiçek deyince akla ne gelir? Çiçeğin çeyesine bulaşıyorsa hepsini yapıyoruz. Evet. Yani iş dekorasyon, organizasyon,
peyzaj proje uygulama, full organizasyondan bahsediyorum yani. Adam bir otel sahibidir, çocuğu ne verecektir? Aklı gözünü yuttuğu zaman aklına ne gelir, hanımıyla ne istişare etti? Onu aynen fazlasıyla uyguluyoruz. Evet. Yani peyzajda yine öyle. Yani hayal üstü yapıyoruz. Yani adam hayal ettiği şeyi, onun görüşünü alıyoruz, dinliyoruz, kendi projemizi sunuyoruz. Umduğundan daha güzel şeyler çıkıyor. Evet. Yine bu Karadeniz Mersin'i dediğimiz hem tazeyken hem kurutulduğunda yenen, piyasada çok yeni yaygınlaşan, çok yaygın olmayan, yeni yaygınlaşan bir çeşidimiz. Hem bu boyda hem daha büyük boylarda çeşidimiz mevcut bunlarda da. Hem yeşilliği var, çiçek zamanı çiçeği var, artı meyvesi var. Boyu ne kadar oluyor? 2-3 metreye kadar boylanır. Ki yani yeşillik, çiçek, meyve. Üçü bir arada. Bu kamkart dediğimiz, yani şeker hastalarına da faydalı dedikleri minyatür portakal. Ve bu hipermarketlerde de iyi paralara satılıyor. Ve bu yine üretim portakal gibi turunçgillerden çekirdeğe dikip ona aşı yapılarak ve kabuğuyla. Yeniliyor. Kabuğuyla yeniliyor. Acı değil mi kabuğu? Değil, kabuğuyla yeniliyor. Hı hı. Şeker hastalarda özellikle alıyorlar. Evet. Hem bahçe düzenlemelerinde kullanıyoruz. Hem de özellikle alıp. Peki günde kaç tane yemesi gerekiyor bir şeker hastasının? İnceliğini bilmiyoruz. Yine bu arada lavanta, lavantin, rozmarin hem mutfağımızda hem görsel olarak kullanabileceğimiz çeşitlerimiz var. Neden mutfak abi? Mutfak özellikle rozmarin, biberiye dediğimiz çeşit daha fazla Avrupa'da gelen misafirlerimizde daha yaygın. Ve bizde de yaygınlaşmaya başladı. Lavanta, lavantin bunlar yani kekik türü şeyler zaten. Onlar evet. Bizlerin aşina olduğumuz, bildiğimiz şeyler. Gerek çorbada, gerek kaynadı biçmede yaygın şekilde hem bahçe düzenlemesinde kullanıyoruz. Yine irisine dediğimiz çeşit birkaç senedir yaygınlaştı ve bol miktarda onu da kullanıyoruz. Evet. Yine Amerikan fulu, görüntüsü, çiçeği, kokusu öyle bir durum. Minyatür narlarımız. Minyatür nar yeniliyor mu Ali abi? Görüntü. Minyatür nar, narın minyatürü. Yani orijinal nar. Bu öbürkünün minyatürü yeniyor da bu yenmiyor. Evet. Minyatür nar. Yani çiçek zamanı ayrı bir güzel, meyvesi güzel. Yani öyle bir durum. Şimdi burada beyaz sıtarlıça. Sıtarlıçanın beyaz açanı ve bu muz gibi boy yapacak. Beyaz çiçeği olacak. İthal olarak fidesini getirip burada büyüttüğümüz türden birisi. Kraliçe diyelim o zaman biz buna. Sıtarlıçayı kraliçe yapalım. Kraliçe. Bu çiçeğin kraliçesi sıtarlıça. Özellikle beyaz sıtarlıça, turuncusu da var bol miktarda. Binlerle elimizde bulunduruyoruz ve kademesini, ufağını, büyüğünü bulunduruyoruz. Bu beyaz sıtarlıça çok yaygın değildir, biraz kıymetlidir. Evet. Fesleğende dahil öbür çeşitleri bulundurduğumuz gibi bu çok yıllı fesleğenin dahil. Yani bir mutfağında, bir balkonuna koyduğun zaman bir evin salatasında, patlıcağında, yemeğinde, aşında kullanabileceği. Çok yıllık. Bir dikiyorsun 3 sene, 5 sene, 10 sene gidiyor. Bu aloe vera. Bu içi tamamıyla jel. Yani öyle bir nimet ki olduğu gibi jel. Ve bunu sürüyorsun. Az sonra lekesi yok, kokusu yok. Sürdüğün yerde hemen rahatlığı hissediyorsun. Yani para verip, krem alıp güzelleştirecek doğal güzellik burada. Yani aloe vera. Yani olduğu gibi her yaprağın içi olduğu gibi jel. Ve sürdüğün an leke de yok. Az sonra vücut çekiyor, kendisini çekiyor. Kokusu olmayan. Ve yumuşatıyor. Renk yok, koku yok. Evet. Doğal bir ortam. Aloe vera bu. Evet. Bu kremlerin içerisinde kullandıkları aloe veranın orijinal halini. Evet. Arukorya çamlarımız. Bu değişik boylarda 10 bin, 20 bin adetli olan elimizde sürekli kademesini yaptığımız. Bunu nereler için alıyorlar Ali abi? Biraz önce de bahsi geçmişti. Burada iç bölgelerde, iç mekanlarda, evlerde, lobilerde kullanılır. Burada hem peyzajda kullanıyoruz, hem iç mekanlarda kullanıyoruz. Kullanım alanı geniş. Olmazsa olmazlarımızda, demirbaşlarımızdan bir tanesi. Yine sıtarlıçanın turuncusu. Turuncu sıtarlıça. Biraz öbür seradan belki çiçekli olanı da gösteririz. Evet. Bu sıtarlıçanın turuncu olanı. Öbürkü beyaz sıtarlıça, bu turuncu sıtarlıça. Bunun boyu biraz daha mı kısa kalıyor? Tabii bu kısa kalır. Bir buçuğa, en yüksek bir buçuğa kadar çıkar. 1.20, 1.30 gibi çıkar. Öbürkü 2 metre, 3 metre öbürkü yükselir. Evet. Benjaminlerin ticli olup örgü yaptığımız, bunlar top olacak kafası. Örgülerini yapıyoruz.
İki tane, üç tane bir araya getiriyoruz. Örgüsünü yapıyoruz. Tijli yapıyoruz. Es yapıyoruz. Bunlar bu şekilde. Bu zamanda hem örgüsü, esi ve topu olacak bunların. Şimdi makasa geliyoruz tepesi. Tijli yapıyoruz. Hindistan cevizi olduğu şekilde. Yenen orijinal Hindistan cevizi. Dikiyorsun, alttan çapağını verdi. Üzerinden de fidesini verdi. Ve mevcut haliyle görüyorsun zaten. Orijinal Hindistan cevizi. O ağaç olacak. İleride çocuklar yiyecek, çocuklarımız yiyecek. O da meyve verecek. İnşallah abi çocuklar yiyecek dedin. Uzun bir süre mi? Ya biraz zaman istiyor tabii. Biraz ağır gelişiyor. Ki onun için biraz sabır gerekiyor. Fakat bu haliyle de güzel zaten. Her haliyle güzel. Bu yine biraz önceki Starliçe'nin biraz büyük çiçeğini vermiş olan kısmı. Bu orijinal bambu. Bambu dediğimiz orijinal bambu bu. Evet. Tabii. Bu da bambumuz. Kauçuk ve manolya. Manolya da biliyorsunuz halk arasında bilinen bir şeydir. Çiçeği vardır, kokusu vardır. Şarkısı vardır. Evet, şarkısı vardır. Ficus australis. Yine kauçuktan sonra yaygın olan bir türümüz. Ya da peyzajda bolca kullandığımız, güzel de forum yapan bir çeşidimiz. Ficus Hawaii. Yine bunlar tijlisi. Tijli olan Hawaii'ler. Ali abi bunlar evde de besliyor ya annelerimiz işte. Bunların peki evde beslenmesi, evde durması zarar verir mi? Vermez. Bu biraz daha etli yapraklı dışarıda olan türümüz. Aynı görüntüde biraz yaprağı ince olan türümüz var. Onlar iç mekanda daha güzel olur. Bu dış mekanda güzel olur. Biraz önceki çamların biraz büyümüş hali. Arı koruya çam. Bunlar dediğimiz gibi hem lobilerde hem dış mekanda, peyzajda kullandığımız. Bir de Sıatıs patula. Hem koyu yeşil, en büyük top yapıyor. Böyle hani forum yapıyoruz, top yapıyoruz. Üç tane bir araya diktiğini düşün. Büyüce top yaptığını düşün ki en büyük şekli bundan çıkartabilirsin. Dibine iki tane, üç tane, dört tane diktik. Fakat yukarısını tek yaptık. Ki öyle bir şekil çıkar, manzara çıkar. Burada Benjamin'in renkleriyle türleri vardır. Yani yeşili vardır, siyahı vardır, ayrı isimleri var ama ben halk anlaşılsın diye halk arasında olduğu gibi. Ficus Aliyen'in enli yapraklısı, dar yapraklısı. Yani çiçeklerin de bir sürü farklı şekilleri var değil mi? Çeşidi var. Dipsiz kuyu gibi. Yani nasıl ki sebzede salatalıkta salatalıktır ama yüzlerce çeşidi vardır. Erkeni vardır, geci vardır. Tek sezona gelenen, çift sezona geleni vardır. Çiçekte de o kadar çok çeşit var ki. Yani dipsiz kuyu gibi artık yani. Bunun çeşidi inceliğine inmek gerekiyor. Evet. Bu marka karpanın biraz daha büyük olan çeşidimiz. Ficus nitida vardır. Yine dışarıda kullandığımız. Yine bu ithal kartopu diye bahsettiğimiz. Daha düne kadar İzmir tarafından geliyordu. Artık burada ne kadar istiyorsak o kadar üretiyoruz. Evet. Yine peruz akımı diye bir çeşidimiz. Yine kufay dediğimiz bir tür, çok yıllık bitki, özellikle turizmde, sıcakta çok güzel olur. Yeşilliği var, çiçeği var ve çok yıllık. Ekiyorsun, çok yıl rahat ediyorsun. Evet. Kufay diye türümüz. Evet. Sevgili izleyenler, Ali abinin biraz önce konuya başlık attığı gibi dipsiz bir kuyu dedi çiçek için. Gerçekten biz 3 tane sera gezdik ama o kadar çok çeşit, o kadar çok çeşit var ki bir çiçeğin bile 5 çeşidi var. Allah size kolaylık versin diyorum abi. Teşekkür ederim. Size de sağ olun. Yolunuz açık olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığı için biz biraz daha dolaşıp seradan çıkacağız. Evet sevgili izleyenler, biz şu anda bir eve ziyarete geldik. Bu evde biz oturduk, bir kahve içtik. Onun öncesinde amcamla bir sohbet ettik. Dedim ki Allah, tarih burada yatıyor. Abi önce seni bir tanıyalım mı?
Ben Payalar kasabasından Hacı Abdullah oğlu, Abdullah'ın oğlu Abdullah Uysal. Şimdi Abdullah amca. 37 doğumluyum mesela. Hiç yaşımı da sakınmıyorum diyorsun yani. Sakınmam yani, öyle bir şeyim de yok. Sendeki bilgiler hazine değerinde. Önce şöyle Payalları bir anlatalım mı? Şimdi Payalların ilk gelişi Gazbaşı'nın Karalar Bağışişli. Orada Abdullah adında büyük dedemiz, yani bu Payalların şimdi %80'inin her evde bir Abdullah bir Mehmet vardır. Mehmet Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Abdullah da oradaki kadının adı. O kadının çocukları, kadı öldükten sonra, yani hakim öldükten sonra iki tane oğlu varmış. Evet. Birisi Yusuf, biri Nebi. Nebi'nin çocukları şu anda Gazipaşa'nın Karalar köyünde. Şu anda orada Nebi olanlar olarak geçer. Yusuf'un çocukları da Payalılar. Evet. Bunların arasında babalar öldükten sonra aşiret mühürünü taşımak için muhalefete düşerler ikisi. Biri aşiret mührünü Yusuf taşıyacak, yarısı da, yani o zamanın muhtar göçebe ya, yaylası el gittiğinde mühür üzerinde gidiyor. Bu sefer mühür diyor, yani şimdiki muhtarlık yahut da belediye başkanlığı gibi. Yarısı der işte Yusuf olacak, yarısı ne be. O zaman Yusuf ufak oğlan. Bu Payalılara gelenin. O 18-20 yaşlarında Nebi de büyük. Onun çoru çocukları da var. Bu sefer iki yer olunca Yusuf'u destekleyenlerden bir tanesini, ileri geleni Nebi öldürttürüyor. Yusuf da bu sefer güzel kılıç kullanır, ata binermiş, okur da yazar. Babası kadı olunca çocuklar şeymiş, gitmiş çadırda kardeşini öldürmeye gidiyor. Nedir bu yani diye. Neden öldürüyorsunuz? Değer miydi? Vardığında çadırda yeğeni, yengesi, yani abisinin hanımı, yandaki adamlardan 5 kişi, buna diyorlar sen niye geldin buraya? Sen de ona saldırı yapıyorlar. Onun 5'ini de öldürüyor çadırda. Biladeri yok. Kaçıyor. Oradan kaçıyor. Bu sefer Güney Bey'ine, muhafız olarak yanında birkaç sene kaldıktan sonra kızını veriyor. 250 davarla şu Kırklar Deresi denen şimdiki kubuşların olduğu yeri buraya diyor, buranın vergisini ödeyeceksiniz. Burası size ait. Bu sefer seneler geçer aradan, Ahmet diye bir tane oğul oluyor. Kızının adı da Hürü. Şimdiki burada Hürülerin Payalılardaki Koca Hürü lakabıyla geçer. Hürüymüş yani kızın adı. Bir tek oğlu olmuş. Ahmet isminde şu anda Hadim'e bağlı. Dedem köyü herhalde Hadim'e. Dedem köyünün yaylasında kızı geriş denen yerde onun mezarı var. Hem anasının hem de o ağamının. Yani orada 40 mezar var bizim. Evet. Şimdi o ağamat oluyor. Bu sefer aradan zaman geçtikten sonra 400'ün üzerinde davarlar oluyor. Bunlar yaylaya çıkıp biniyorlar. Buranın vergisini ödemez. Bu sefer gelmiş bey demiş, bir hükümetten şey geliyor, senelik bütün yerlerin parasını ödeyecek hükümete, beyliklere bakan o zaman paşa ihbar yazıyor, Konya'ya gidiyormuş vergiler. Bu sefer adama geline gelmiş demiş, ya niye ödemediniz buranın vergisini? Damadını Yusuf'u almış götürmüş zindana, o hapishanesi varmış güneyde. Hapishaneye yattırır, oğluna der, Ahmet der, sana der, 7 gün müsaade. O kadar parayı getir, babanı götür. Değilse diyor, ne kadar malınız varsa tamamını alır götürür ve buradan sürerin sizi. O da aldırış etmiyor.
aradan 10 gün geçiyor. Ne yapacak diyor, damadını katarsa katsın. Gelirse gelsin diyor. 10 gün oluyor, gelmiyor. Bu sefer alıyor kılıcını, varağın diyor. Bu dedesinin muhafızlarını öldüren, babamı çıkaran ile nedir bu? Yer onun olur da vergi diyor bizim mi olur? O kumara denen şimdiki kubuşlarla bizim kuzey sınırımızda Belen'e gelir. Oraya geldiğinde dedesi bey iki seyisiyle önünden gelir. Ulan Ahmet diyor, ben sana diyor bir hafta şey verdim, mühlet verdim, gelip parayı ödeyip de diyor neye götürmedin şeyi baban? Ulan bey diyor, yer senin olur da vergi benim mi olur? Yeri ver, vergiyi ödeyen. Ulan diyor, ta diyor konuşmuyor karşımda. Bu sefer konuşacağı mı var diyor. Şimdi o anda seyislere başlayın, bağlayın şengin diyor. Bağlayalım bey diyor. Bu sefer seyisinin yani muhafızını ikisini de öldürüyor. Attan indiriyor şimdi dedesini. Şam ağacı ta yakına kadar vardı, düzeledi, mezellik yaptılar. Ağaca bağlıyor, çalı toplamaya başlıyor. Oğlum Ahmet ne yapan diyor, çalı topların işte ya diyor. Ne yapacaksın diyor, seni diyor burada yakıp beyin yandığı yer koyacağım burayı diyor. Oğlum Ahmet diyor, beni yakarsın ama sonu kötü olur. Git diyor Şengat'ın diyor terkisinde buranın diyor hücceti var. Sana diyor bir ferman yazayım. Git bu bana al gel güneyden. Yani mektuba ferman diyorlar da o zaman. Hüccette oranın tapusunu sana vereceğim. DVD ile kalem var atın terkisinde diyor al gel. Düşünüyor alıp geliyor her. Yazıyor ben zarar yok diyor burada kalayım. Ata bin git bu bana al gel. Yani bakmıyor, öyle atla bırakıyor. Yok, bu sefer attan şeyi getiriyor, o David'in kalemini, yazı yazıyor. Burayı sana vereceğine batısı garben diyor, Kargıçay'ı. Şimalen Akdeniz, Şarkan merdivenli koyuyor, bakla bileniye. Merdivenli kuyu şu anda Konaklı'nın okulun karşısında, tepenin arkası. Baklabelen'in kursun olduğu yer Konaklı'da. Ilgın Deresi, Kayabaşı yolu, Tosağ'ın içinden burayı. Yedi kıta talla der ve verir. Evet, yani payallar bu şekilde oluyor. Bu sefer gider babasını getirir. Ondan sonra onun iki tane oğlu oluyor. Ahmet'in. Babaları ölüyor, hala mezarı orada şeyde Kırklar Deresi'nde çokun buynuz denilirdi. Bu sefer o iki oğlu, birisi Payalı Yusuf adıyla geçer, biri Payalı Mehmet'i. Biz şimdi Payalı Yusuf'un çocuklarına Hasan Uşağı denir. Hani şu şeyin Aziz'in olduğu yerde bize de Payalı Mehmet'in çocukları. Her ikisinin de üçer oğlu oluyor bunların. Birisi Payalı Mehmet'in üç oğlan Hacı Abdullah benim dedem. Karahamat Öztürklerin, yani o da dedem de Öztürklerin şeyi sülalesinin babası. Biri de Burunsuz Mustafa. Sen bilin şeyler, Abdülhuşlar. Bu sefer Payalı Yusuf'un üç oğlan Boşnak Süleyman, Hacı Ahmet. Hacı Ahmet'in oğlu olmuyor. Beş kız oluyor. Boş otmalar diye o fazla üremek. Bir tanesi de Boş Hasan. Avcılık yaparmış. Şurada şeyde boğulmuş. Konaklı'da göl vardı. Bir avcılık yapar. Halen sülalelerinde de var. Oğlunun birisinin adına Hasan koyuluyor. Hasan Uşağı diye geçer onlar. Evet. Yani bu temeli 1700
Onlar da falan geldilere göre. Evet sevgili izleyenler, nasıl dediğim gibi varmış değil mi? Bir tarih yatıyor. Şimdi biraz zamanımız daha olsa mikrofonu uzatacağım. İnanın Alanya'nın en eski hallerini anlattı bize. Biz şaşırdık, şok olduk. O kale olsun, iskele olsun. Ama mutlaka Abdullah amcamın bir ziyaretine daha gelip bir belgesel çıkartacağım. Şimdi burada sessiz, sakin, teyzem ne güzel hiç konuya karışmadan öyle eşini dinledi. Teyze biz seni tanıyalım mı? Ümmü Uysal. Şimdi Ümmü teyze, Abdullah amcam sana hep böyle anlatır mı? Hep çocuklarını hepsini anlatır. Hepsini anlatıyor. Hayırdır, geçmiş olsun, sen rahatsız mısın? Ne diye? Ne diyeyim? Allah sağlık sıhhat versin. Şükürler olsun halime de. Allah razı olsun. Öyle mi? Ben geçmiş olsun. Çabaladığıma ağrır. Okuryazarlık yok. Amca okuryazarlık yok. Sen öğretseydin ya boş vakitlerinde. Sen de maşallah. Şimdi bu... Sende bir tarih yatıyor. Ya bunda da bu diğer her şeyi beceriyor. Evet. Okumaya geldim yok. Bunu bu vaziyet atça getirdim ben. Öyle mi? Ne güzel. Allah kabul etsin inşallah. O zaman ben size Hacı teyze, size de Hacı Abdullah amca diyeyim. Yalnız bir şey daha gözümden kaçmadı. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerle paylaşacağım. Kaç yıllık evlisin Abdullah amca? 1956'dan beri yani aşağı... Benim senin gibi matematiğim kuvvetli değil. Kaç yıllık evlisin? Sen hesap etsene Aziz. Hesap et. 57-58 senedir. Şimdi 58 sene üzerine sevgili izleyenler. Mustafa Bey şurayı bir çekebilir miyiz? Teyze şöyle. Görüyor musunuz sevgili izleyenler? Abdullah amcamın evinde savanının üzerinde hanımına hediye etmiş. Hala bile 60 yıl geçmiş ama hala seni seviyorum yazısı. Böyle ne güzel savanların üstünde. Allah daha nice nice... Sabahla kalkamadı. Çorbayı yemeğe ben yapıp getiriyorum buraya. Ne yapar? Ne güzel. Allah o zaman... Hatay'daki Kerem Alet oldum. Yazık değil. Yazık değil mi amca, gördün mü? Haklı teyzem, haklı. Onun da sağlığı sıhhati yerinde olur. İnşallah düzelir. İnşallah çayını çorbanı sana İnşallah Ümit teyzem. Bizim kadar yaşarsın. İnşallah siz de yaşarsınız yani. Ya yaşamak, bak ben kanser hastalığı geçirdim. Moral kanserin de size söyleyeyim, iki tane mikrobu vardı. Rıdvan Ege'nin damadı Zeki Gürman diye söyledi Ankara'da. Şua gördüm. Diyor ki iki tane mikrobu var Abdullah amca. Nedir bu dedim ben. Bir tanesi üşütme, biri düşünceme. Sakın diyor marak yapma. Kalbin sağlamamış. Bir buçuk sene evvel neye merak ettim de bu hastalık sana geldi diye. İnsanı öldüren moraldir. Yaşatmayan gene moraldir. Hastalık kanser yapan odur. Kalp krizi geçiren gene odur. Merak yapmayıp her şeyi güler yüzle, her şeyi zamana atmayla yaşayacaksın. Yani sabır etmek, evet, ve güler yüzlü olmak. Ne güzel. Allah gülen yüzünüzü eksik etmesin inşallah. Rabbim size sağlık sıhhat versin. Evet sevgili izleyenler, bu hafta rotamız Payalılar'dı. Payalılar'da bizi ağırlayan, bize rehberlik yapan, bizi Payalılar beldesini gezdiren Aziz abime çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Memnun olduysanız, gereken ilgi de gösterebildiysek. Çok teşekkür ederim. Abi. Çok memnun kaldık. Gerçekten Payalılar'a gelin, gezin, görün diyoruz biz. Saçımda ve makyajımda Gülsüm Cansu Kuaföre, kıyafetimde Maxen Butiğe ve bizi buralara kadar eriştiren Göçmen Türk'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya bakalım hangi köydeyiz. Bizi izlemeye devam edin.